İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim bir ilimden medyete programla daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü programımızda sizlere bir iki anekdot, çünkü dinleyicilerimiz istiyorlar böyle tarihi anekdotlar ki bunlar dar bir misal yani. Yani nükte, manalı sözler, az kelimeyle çok şey ifade etme. Buna bir manada yani bir kitabın özetini anlatmaya da arşicilik diyorlar. Arşicilik. E, ilim i̇lim safhasında böyle söylüyorlar tabii daha ziyade. Ama biz fıkra diyoruz, anekdot diyoruz, nükte diyoruz. İşte. Ama anekdotu hepsinden daha mı çok benimsemişiz? Hakikaten öyle. Niye böyle peki? Niye biz kendimizi hiç kimse bizi zorlamadan, tepemizde durmadan, dilimizi başkalarının emrine tahsis ediyoruz. Başkalarının kelimelerini kullanıyoruz. Ya Birisinin bir sırtına giydiği ceketi giymeyi canımız istemez. Çok şey olur da, zaruret olur da, ıslanmıştır, soğumuştur, yolda karda don, don bulunmuştur falan da öyle giymeye razı olur. Elbise de öyle, çamaşır da öyle, ayakkabı da öyle. Ama dile gelince dilimizi alabildiğine devlet büyükleri söyleseler de aman ha dilimizi kaybetmeyelim diye torunlarımız soracak bu nece e, Türkçe oğlum? Neresi Türkçe baba bunun diyeceğiz. Onun için böyle anekdotları hem de insanlara biraz da nasihat verici olan nükteleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Eskiden Türklerde yani İslamiyet'in gelmesiyle beraber 700'lü yıllarda miladi 700'lü yıllarda askerler herhangi bir düşmanla çarpışırlarken arkadan gelecek arkadan gelen saldırılar mertçe olmaz. Yüz yüze, kardeşim benimle yüz yüze konuş. Niye arkamdan konuşuyorsun deriz. Yüz yüze çarpışma olduğu için arkadan gelecek e, herhangi bir taarruza hassas vaziyetteyiz. Göremeyiz onu. Efendim, arkalarına böyle Ege'de kayrak taşı derler plaka plaka çıkan taşlar vardı. Bunlar daha ziyade yanardağ e, lavlarının olduğu e, tepelerde çıkar. Ekseriyette tabaka tabaka veya çok hızlı soğurken o parçalar tabakalar meydana gelmiştir. O taşlardan bir tane tam kalplerinin hizasına arkasına bağlarmış ki Okla saldıracaklarına göre mermiyle de saldırsa mermi de delip geçemez onu. Şöyle bir santime yakın kalınlığı olan bir taşı hep yanında taşır. Birisiyle çarpışırken, harbederken veya harbe girerken onu mutlaka arkasına bağlarmış ki arkadan gelecek saldırıya kapalı olsun. Buna arka taşı derlermiş. Bazen tüflerden de yaparlarmış ama tüf tabi e, okun... ...temren denilen ucundaki demire karşı fazla dayanıklı değil. Anadolu'da kaya diyorlar. Taşa da kaya diyorlar, Kayaya da kaya diyorlar. Niyeyse. Ve Bozkır hayatını böyle sürdürürlerdi. E, tabi illa biriyle harp etmek değil, bir çete soygunu oluyor. Yolunuzu kesiyorlar sizi de arkadan avlamaya çalışıyorlar. Bunlar da oluyordu. O büyük çöllerde Türkistan'dan itibaren başlayıp ta Çin hududuna kadar devam eden kuşakta çok büyük çöller var. Nice insanları yemiştir o çöller. Evet. Dayanacak yer bulamayınca da böyle bir yerde ya şu arka taşını koyayım da sırtımı dayayım demeye başlamış insanlar. Çarpışırken sırtına bağlamış. Fakat oturduğunda da düzlükte e, belli bir yaştan sonra ben bunu kendim hissediyorum. Bir yere dayanmak icap ediyor. Ona da arka taşı demişler. Yani arka taşını iki işte kullanmışlar. Daha sonra daha sonra da bu biriyle mücadele ederken, ...kendi tarafından yardıma gelen... ...kimseye de... ...ya sen ne yetti yardıma geldin... ...sen bir arkadaşı gibisin ha... ...derken bu dönmüş... ...dönmüş, dönmüş... ...arkadaşı... ...arkadaş olmuş... ...arkadaş... ...evet... ...bir... nükte e, daha sizlere söyleyeyim... ...ecdadımız nereden nereye geldi... ...bugünlerde dünyada bazı devletler ekonomisinin e, nüfusunun teknolojisinin nerelerde olduğunun fazla farkında olmadan bazı devletleri ufak görüyorlar, bazı topluluklar ufak görüyorlar da ufağın kim olduğunu tabi Allah bilir. Osmanlı'nın e, Kanuni Sultan Süleyman Han devrine muhteşem devir diyorlar. Onun için de Fransızlar ona Soliman Magnifik, muhteşem Süleyman demişler. Ha biz bir Muhteşem'i aldık, muhteşem Süleyman'ı aldık, muhteşem Hürrem yaptık. Muhteşemi aldık, muhteşem kanunun kızı Mihri Mah Sultan yaptık. Öylese kanunu muhteşem değil. Öyle yaptık. Ondan sonra da baktık ki bunun arkasında dehşetli bir ekonomi dönüyor. Yazıklar olsun. Ya kullanacak, istismar edecek hiçbir şey bulamadınız ha. Osmanlı'nın en muhteşem dönemini bir anda yani en yüksek olduğu sınırların olduğu zamanları aldınız yere vurdunuz be. Bu da kim bilir hangi hainlerin projesi efendim. Evet evet bunlar da projedir. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Kanun Sultan Süleyman Han, 1520'de babasının yerine padişah olduktan sonra ilk seferini Belgrad'a yaptı. İkinci seferini Rodos'a yaptı. Böyle böyle 13 tane seferi i Hümayun'a bizzat katıldı. Sefer-i Hümayun o demek zaten. Bizzat katıldı. Ve burada her gittiği yerde de başarıyla döndü. Her gittiği yerde. Diyeceksiniz ki İran hududundaki e, çok uzun süre bulunması oralarda böyle bir başarı ne yapsın kardeşim? Karşıdaki la ilahe illallah diyor Müslüman imha hareketine girmedi. Avrupa'da da imhaya girmedi. Ama Avrupa'yı papalık e, Avrupa halkını Avrupa krallarını direnmeye davet etti. Aman ha niye kendi Vatikan'ı sağlam kalsın canım ama demedi ki ya aman Vatikan'a kadar gelirse ben yandım. Demedi. Şu Müslümanlara kovun dedi ya. Bunlar bunlar dinsiz dedi. 1532 senesinde Kanun Sultan Süleyman Han Viyana bölgesinde seferdeyken bir Alman seferi de var Kanun Sultan Süleyman'ın. Alman yani Almanya üzerine. Osmanlı Alman derdi buna. Tabi Avusturya'nın başındaki arşidük, Ferdinand, Şerlke'nin, yani 5. Carlos'un, kardeşi ama karışık bir kardeşi. Yani nikahlı bir e, evliliğin neticesi doğmuş kardeşi değil, hem üvey hem de başka şekilde nesebi bellisiz bir kardeşi. Ama olsun ne olacak ne zarar verir? Bir kardeşi Filip de İspanya'da kral. Kendi de ben Almanya imparatoruyum diyor. Fakat hiçbir zaman Kanun Sultan Süleyman Han'ın karşısına çıkamadı. Ve Kanun Sultan Süleyman Han bununla uzun süre Alman toprağında da yürüyüp bir netice alamayınca, karşısında savaşacak düşman bulamayınca, bunu karşısına çıkartabilmek için babası Yavuz Sultan Selim Han'ın Şah İsmail'e yaptığı gibi kışkırtıcı bir mektup yazdı. Ama padişahın kışkırtıcı mektubu da asılsız, esassız değil canım. Yani cukkaya oturur Mektubu şöyle metni. Bununla bugünkü anekdotumuzu bitirip, Burak reisi geçen haftadan kaldığımız yerden sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Mektup şu: Bu kadar zamandır erlik davası yapıp durursun. Ben imparatorum, ben imparatorum. Karına hiçbir zaman ...onun imparatorluğunu tanımadı. Ancak ancak dedi sen Ferdinand'a üvey kardeşine, nikahsız doğmuş olan üvey kardeşine. Ancak sen Avusturya valisi olabilirsin. Abin Carlos da, 5. Carlos da Alman kralı olur. İmparator bu dünyada bir tane olur. O da benim dedi. Diyordu. Elçiler geldiği zaman anlaşma yaparken kullanılan ibarelere müdahale etti. Bu kadar zamandır erlik davası yapıp durursun. Ne senden ne de kardeşinden Ferdinand'dan nam ve nişan yok. Sizlere saltanat ve erlik davası haramdır. Hiç öyle bir davada bulunmayın, hiç. Belki karından yani hanımından daha utanmazsın. Tarihe bakın. Belki o kadında karşıma çıkma gayreti var ama sende yok. Er isen meydana gelesin. Takdir neyse yerine gele. Ya sana ya bana. İran'da da, İran Şahı Şah İsmail de aynı şeyi yaptı. Kanuni zamanında Tahmasp'la aynı şeyleri yaptı. Hep İran işlerine çekildiler. Elburuz Dağları onlara can kurtaran oldu. Gel seninle... ...saltanatı... ...Beç... ...yani Viyana sahrasında paşla paylaşalım. Gel. Meydanı da gösteriyorum. Meydanda senin toprağın olsun. Ben İkman noktalarından bu kadar bin kilometre uzaktayım. Olsun. Gel bir kere dahi meydana çıkmazsan avratlar gibi çıkrık alıp padişahlık tacını takmayasın. Yün eğirecek çıkrık al, çıkrık al. E, o zaman tabii makinalaşma yok örgü günlerinde falan örgü kumaşlar için, pamuklar için, yünler için. Çıkrıkla sarılır. bir çocukluğumuza yetiştik onlara. Demiştir. Şimdi geçen hafta sizlere Burak Reis'i anlatmaya başlamış idik ama süremiz bitmişti. Şimdi ona devam ediyoruz. İki tarafında kumandanları o devrin en usta amiralleriydi. İki ordu karşılaşıyor donanma. Türkler komandayı Kaptanı Derya Davut Paşa ile Kemal Burak Reis'ler arasında bölüştüler. Ve Venedikler ise öncü olan filolarını, filoda da öncü olurdu denizde de efendim. Sade karada değil. Bir amiral komanda ediyordu öncüye de. Efendim o yabancı komandanın isimlerini geçen hafta da zaten saymış idik. Tekrar saymayı düşünmüyorum. Ve döncü, öncü filosunun komandanı Kemal Reis'in gemisi sanarak üç kurbağa da Osmanlı donanması bir gemiyi gözüne kestirdi. Bu keman reisin dedi. Ve gemiyi beş altı gemiyle etrafından sardılar. Kancalar atıp kendilerine doğru çekip paçavralara yangın çıkartıp ondan sonra da askerleri girdi. Gemide efendim harp etmeye başladı. Türk leventleriyle. İşte 20 kadar gemi hem de. 20 kadar. Yani her birinde de biner kişi bulunan gemiler de bunlar. Ve Burak Reis uzaktan iki Venedik gemisini bu bin kişilik gemileri batırdı. Düşman gemileri de rüzgar yardımıyla Burak Reis'in gemisini her taraftan sarıp ortaya alınca Türk gemisine rampa etmeye başladılar. Ve Burak Reis bunu anlatmam lazım. Burak Reis elinde o meşhur gazi kılıcıyla ucundan kan damlayan palasıyla her tarafa koşuyor, naralar atıyordu. Ama bu naralar fayda edemedi. Ettiği kadar etti. Düşmana çok zayiat verdirdi. Ve Burak Reis en sonunda bir askerin yapabileceği, dinimizin de müsaade ettiği, dinimizin de izin verdiği kadarıyla efendim, düşmanın eline geçip de onun gücünü kuvvetlendirmemek için, kendi gemisini kendi de içinde olduğu halde yaktı. Ve 1499 senesi Temmuz'uydu. Tam deniz harbiyle müsait şeyler, e, sularda ve mevsimde idiler. Birçok adamıyla beraber yandılar. Geldi Keman ise, Kemal Reis Sinop'ta Burak Reis ile beraber efendim, o dönemin büyük savaş gemisi tipi olan yeni bir göke denilen cins olarak gemi inşasıyla görevlendirildiler. Daha Burak Reis şehit olmadan önceki şeyde Kemal Reis'in hayatı ikisi beraber e, bir bir paralel gidiyorlar bir kesişiyorlar falan böyle bir durumlar var. 1495'te efendim 99'da şehit oldu ya Murat Reis. Donanma ile birlikte denize açılıp düşman korsan gemilerinin korkulu rüyası haline geldi. Anadolu'daki haremeyn vakıflarının gelirlerini karayolu güvenli olmadığı için çöllerde soyguncular çok onlara kaptırılmasın diye deniz yoluyla İskenderiye'ye götürdü. Dönüşte de Santuroğlu denen Rodos Şövalyesi Nikolos Santurione ile giriştiği harbi kazandı. Onu yakalayıp beş gemi ve yüzlerce esirle birlikte İstanbul'a getirip padişaha takdim etti. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, Rodos'taki şövalyeleri biz tapınak şövalyeleri diyoruz. Ama tapınak ne demek? Bizde de bazı yerli dizilerde daha ziyade böyle kanlı canlı olan dizilerde tapınak şövalyelerinin temsilen toplantıları efendim taşıdıkları e, özel motifli yüzükleri falan filan gösteriliyor. Ne kadarı doğru ne kadarı yanlış diye sorarsanız bence bunların hepsi yanlış. Bu sadece gizli bir gücü masonların yaptığı gibi her noktada bakıyorsun ya filan da masonmuş yapma ya filan da mason aman ya bunlar ne kadar kuvvetli adamlar falan denmesi için önüne gelene mason yapıştırması olduğu gibi önüne gelene de tapınak şövalyesi diyorlar. Tapınak şövalyelerinin çıkışını bilmiyor bunu senaryosuna katan senarist... veya bunu yapımına katan yapımcı heyecan verelim ya heyecan verelim biraz da kadın sokalım işin içine işte al sana bol bol seyirci rating o rating şampiyon olmuş iyi de neyle olmuş ya at yarışı yapıyoruz at dopingli çıkıyor insanların çeşitli spor dallarında yarışlarını yapıyoruz yarışçı dopikli çıkıyor. Böyle yapımlarda, görsel yapımlarda veya sadece radyolarda koyduğumuz piyes, temsil neyse onlar da e, ne olacak yani o dopikli, bu dopikli, bu da dopikli işte. Tapınak şövalyeleri aslında 1095'lerde, 94'lerde Avrupa'dan hareket eden bir işte birinci haçlı seferinin neticesinde, zar zor seneler süren mücadelelerle binlerce, on binlerce insanların hayatına mal olarak kurulan bir Kudüs Krallığı var. Papa bunları niye gönderdi? Ya dinimiz için mübarek yerde Müslüman askerleri geziyor ya, Müslümanları kurtaralım dedi. Dedi de biz de süreyi bitirdik. Bu tapınak şövalyelerini söyleyeceğiz. Ondan sonra Kemal ise devam edeceğiz efendim. Hoşçakalınız. İlimden medeniyete. İlimden medeniyete.